Merhaba arkadaşlar. Mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon konusuyla yine birlikteyiz. Bu canlıların nesi var böyle? Gördüğünüz gibi 4 tane ayağı var ve renkleri bozulmuş. Bunlar neden olabilir gibi soruların cevabını bulacağız. DNA diziliminde bu değişiklik, bakın hatalı eşleşmiş DNA, eksik eşleşmiş DNA Genetik özelliklerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bazen hücre bölünmesi sırasında kromozom sayısını artma ya da azalma şeklinde değişiklik olabilir. DNA dizilimindeki ve kromozomlardaki değişikliklere ne diyoruz arkadaşlar? Mutasyon diyoruz. Radyasyon ve bazı kimyasal maddeler de mutasyona neden olabilir. Mesela hamile ve hamilelik şüphesi olanlar giremez şeklindeki de hastanelerdeki yazılı görmüşsünüzdür. Örneğin gebelik döneminde ilk aylarında röntgen filmi çektirmek. Bebekte mutasyona dolayısıyla gelişim bozukluklarına sebep olabilir. Arkadaşlar mutasyon kendiliğinden ortaya çıkabileceği gibi çevresel etmenler nedeniyle ortaya çıkabilir. Mutasyonla neden olan çevresel etmenler, radyasyon yani x ışınları, kimyasal maddeler, sigara, ortamın pH derece besinlerdeki katkı maddeler ve yüksek sıcaklık mutasyona neden olabilir. Arkadaşlar DNA parçalarında hangisinde mutasyon oluştuğu söylenebilir. Bakalım arkadaşlar adenin karşısında timin, guanin karşısında sitozin, adenin karşısında timin karşısında adenin, timin karşısında adenin. Bunda yok. Bakalım sitozin, guanin, guanin, sitozin, timin, adenin, adenin, timin bunda yok. Timin, adenin, adenin karşısında ne olacak? Timin olacak. Bu yanlış. Bunda var arkadaşlar timi, adenin karşısında, timin, adenin karşısında timin, adenin karşısında timin, adenin karşısında timin, hangisinde mutasyon var? C şıkkında mutasyon var. Mutasyonlar hem vücut hem de üreme hücrelerinde oluşabilir. Üreme hücrelerinde görülen mutasyonlar dölden döle geçme özelliğine sahiptir. Yani kalıtsaldır arkadaşlar. Üreme hücrelerinde meydana gelenler kalıtsal. Vücut hücrelerinde görülen mutasyonlar dölden döle geçemez yani kalıtsal değildir. Önemli bilgi, mutasyonlar vücut hücrelerinde gerçekleşirse sadece o o kişiyi etkiler. Yani kalıtsal değildir. Ancak üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar yavru canlılara da aktarılır. Yani kalıtsaldır arkadaşlar. Önemli. Mutasyon etkileri olumlu ve olumsuz yönleri vardır arkadaşlar. Örneğin bitki üreme hücrelerinde görülen mutasyonlar sonucu bitkilerin büyüklüğü ve tohumların sayısında değişiklik oluşabilir diğer taraftan zararlı mutasyonlar da vardı arkadaşlar. İnsanların genlerinde meydana gelen bazı mutasyonlar farklı hastalıkların ve genetik bozuklukların ortaya çıkmasına neden oluyor. Örneğin hemofili, orak hücreli anemi, albinoluk, altı parmaklılık, Down sendromu gibi rahatsızlıklar mutasyon sonucu ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde bazı mutasyonların kansere de sebep olduğu bilinmektedir arkadaşlar. Arkadaşlar burada mutasyon örneklerine bakalım. Down sendromu bir kromozom anomalisidir ve genetik farklılıkları Down sendromlu bir bireyin vücut hücrelerinde kromozom sayısı 47'dir. 46 kromozom olması gerekirken 47 kromozom olursa Down sendromu. Orak hücreli anemi. Arkadaşlar bakıyorsunuz hücre orak şeklinde olmuş. Bu şekilde olduğunda ne yapamaz? Oksijen taşıyamayacağı için anemi. Albino. Bakın arkadaşlar. Hemofili hastalığında mutasyon sonucu oluşur. Çift başlık yine mutasyon sonucu. Dört boynuzluluk mutasyon. Van kedilerinin farklı göz mutasyon. Arkadaşlar bakın altı parmaklılık mutasyon. Tavuk ve kuzularda görülen kısa bacaklılık yine mutasyon sonucu oluşur arkadaşlar. Bakın albino aslan. Down sendromlu bir birey. 47 kromozoma sahip. Mutasyonlar öldürücü olabilir arkadaşlar. Çok az canlıların daha iyi özellikler kazanmasına neden olabilir. Bu genelde bitkilerde oluyor arkadaşlar. Radyasyon veya çeşitli kimyasal maddeler alan bir kişinin kendisi bundan olumsuz etkilenmeyeceği gibi olumsuzluk çocuklarına da geçebilir. Yani kalıtsal da olabilir arkadaşlar. Peki canlılar mutasyon dışında başka değişiklikler geçiriyor mu? Evet arkadaşlar. Canlıların dış görünüşünde meydana gelen değişikliklere modifikasyon diyoruz. Canlılarda çevre etkisiyle meydana gelen kalıtsal olmayan değişikliklere modifikasyon diyoruz. Kalıtsal değildir arkadaşlar. Genlerin yapısında değil, işleyişi değişir. Bu önemli yapı değil işleyiş, ısı, ışık, besin, nem, basınç, e, yer ve benze etkiler fenotipte yani dış görünüşteki değişikliklere mutasyon, modifikasyon diyoruz arkadaşlar. Mo modifikasyon örneklere bakalım. Çuha çiçeği en çok karşınıza çıkacak örnek. Çuha çiçeği çiçekler arkadaşlar farklı renklerde, farklı sıcaklıkta farklı renklerde oluşuyor. Çu çuha çiçeği 30-35 santigrat derecede beyaz renk açarken 10 15 santigrat derecede kırmızı renkli çiçek açıyor. Bu modifikasyona sıcaklığın etkisiyle modifikasyon. Arkadaşlar arada yumurtadan çıkan lavralar bal ile beslenince işçi arı, bal ve arı sütü ile beslenince kraliçe arı oluyor. Bu da beslenme farklılığından oluşan modifikasyon. Himalaya tavşanlarının kuyruk kulak ve ayak tüyleri kışın siyah renkli, yazın ise beyaz renkli oluyor. Hava sıcaklığının etkisiyle yine sıcaklık etkisiyle meydana gelen modifikasyondur. Arkadaşlar 18 santigrat derece doğan sirke sinekleri kıvırcık kanatlı 34 santigrat derece sirke sinekleri ise düz kanatlı yine sıcaklığın etkisinde meydana gelen modifikasyondur. Işık olmadığı zaman bitkilerde klorofil oluşmaz, beyaz renkli oluşur yine modifikasyon. İnsan derisinin yazın bronzlaşması yine modifikasyon örnek. Kara hindiba bitkisi doğa, doğada yetişirse kısa boylu, ovada yetişirse uzun boylu besinden meydana gelen bir modifikasyon. Arkadaşlar modifikasyonlar dölden döle geçemez. Önemli. Modifikasyonlar sıcaklık, ışık, nem ve besin gibi farklı faktörler etkisiyle ortaya çıkar. Sıcaklığında da suha çiçeği ve sirke, sineği verdik. Işık bronzlaşma insanda, beslenme arı ve tek yumurta ikizlerinde arkadaşlar farklı yapıya sahip oluyor beslenme şekliyle. Bu da modifikasyonu örnek. Arkadaşlar mutasyon ve modifikasyon arasındaki farklara bakalım. Vücut hücrelerinde mutasyonlar kalıtsal değil. Vücut eşey hücrelerinde mutasyonlar kalıtsal, modifikasyonların hepsi kalıtsal değil. Genlerin yapısında değişir arkadaşlar. Genin yapısı değişmez sadece çalışması değişir. Önemli kalıcı değişimdir. Ortam şartları eski haline dönse de kendisi dönmez. Kalıcı olmayan değişim nedir? Ortam şartları eski haline dönünce canlı eski haline döner. Kendiliğinden ya da mutasyon Kimyasal maddeler yüksek sıcaklık gibi çevresel etmenler sonucu oluşur. Sıcaklık, ısı, ışık, nem, beslenme gibi çevresel faktörler ile oluşur arkadaşlar. Arkadaşlar diğer konumuz adaptasyon, çevreye uyum konusu. Arkadaşlar bir türün nesne devam ettirebilmesi için değişen çevre koşullarına karşı sürekli uyum sağlayabilme yeteneğine olması gerekir. Canlıların bulunduğu ortam koşullarına uyum sağlayarak yaşama ve üreme şansını artan kalıtsal özellikler kazanmasına adaptasyon. Arkadaşlar adaptasyonlar da kalıtsaldır. Yaşama ve üreme şansını arttırır. Bakalım arkadaşlar. Adaptasyon, canlılar beslenme, barınma, savunma, avlanma, üreme gibi yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek ve iklim koşullarına uyum sağlayabilmek için adaptasyon geçirir. Burası önemli beslenme, barınma, savunma, avlanma, üreme gibi yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için. Adaptasyon özelliklerine bakalım. Adaptasyonlar sonucu canlılar bulundukları ortama uyum sağlar. Adaptasyonlar gen yapısı değiştiğinden kazanılan karakterler kalıtsaldır ve lesinlere aktarılır. Önemli. Adaptasyonlar biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunur. Adaptasyon sonucu canlılarda meydana gelen değişimler uzun zamanda oluşur arkadaşlar. Devam edelim adaptasyon örnekleri. Develerin hörgüçleri arkadaşlar daha fazla su taşıyabilmek için e, uzun bacaklı olması ve bacak ayaklarının geniş tabanlı olması. Ayrıca e, kirpiyi kulağı ve gerektiğinde burun özellikleri kum fırtınasında elverişli çevre koşullarında uyum sağlayabilmesi için adaptasyon örnekleri geliştirmiştir. Arkadaşlar örümcek avlarını yakalabilmek için ağ örer. Bu da adaptasyon. Yırtıcı zebraların bir arada durdukları dikey çizgiler dolayı sürüyü bütün olarak algılarlar. Bu durumda avcı avlayacağı zebrayı seçmekte güçlük çeker. Bu da zebralar için korunma yoludur. Arkadaşlar ördeklerin ve kazların suda ilerleyebilmesini kolaylaştıran perdeli ayak yine adaptasyon. Köpek balıklarının sırt ve karın bölgesinde renginin farklı olması, suyun alt ve üst kısmında görün, e, görünmesini engeller. Bu yüzden av olmaktan kurtulur, kendi avlarını daha kolay yakalayabilir. Yine bir adaptasyon örneği. Bukalemunun rengine uyum sağlayarak renk değiştirir ve kendini kamufle eder. Kartal, şahin ve atmaca gibi yırtıcı kuşların gaga ve pençe yapıları avlarını yakalayacak şekildedir arkadaşlar. Bakın gaga ve bunlar da birer adaptasyon. Çöl bitkisi olan kaktüs gövdesinde su depolar yapraklarını diken şeklinde olması su kaybını önler. Çok derinlere inen köklere sahiptir. Yine adaptasyon. Sulak alanlarda yaşayan nilüfer bitkisinin geniş yüzeyli yaprakları ve yapraklarında hava depolayan hava boşlukları vardır. Yine adaptasyon. Deve kuşlarının uzun ve kaslı bacaklarına sahip olması, avlarını daha hızlı yakalayabilmesi, avcılardan daha çabuk kaçmalarına yardımcı olması yine adaptasyon. Farklı iki sistemde yaşayan canlılar bu, bu sisteme uyum sağlayabilmek için farklı adaptasyonlar geçirir. Sıcak bölgedeki tilkiler arkadaşlar uzun bacaklı, uzun kulaklı iken su kaybını azaltmak için. Soğuk bölgedeki tilkiler kısa bacaklı, kısa kulaklı, kulaklıdır. Kutup tilkileri beyaz renkli iken çök tilkileri kum rengindedir. Kutup tilkilerinin soğuktan koruyabilmek için vücutları daha fazla depo eder. Bakın İkisi de tilki olması lazım ama farklı bölgelerde farklı adaptasyonlar geçirmişler. Evet, su kaplumbağalarında üyeler yüzmeyi sağlamak için palet şeklinde iken, kara kaplumbağalarında beş parmaklı olup yürümeyi sağlamak için ayak şeklindedir. Bakın ayak şeklinde, palet şeklinde yine adaptasyon. Aynı ekosistemde yaşayan farklı tür canlıların yaşamlarını sürdürebilmek için aynı benzer adaptasyonlar geçiyor. Aynı adap aynı ekosistemde arkadaşlar. Kutup'ta bakın renkleri aynı, tüy yapıları, tüy renkleri, yağ depolama gibi ayılar ve tilkiler beyaz renkli, geniş ayaklı, kalın tüylü ve yağ depo etmesi yine aynı ekosistemde aynı adaptasyonları göstermişler. Arkadaşlar doğal seçilim Belirli bir türde çevreye uyum konusunda daha elverişli özelliklere sahip olan canlıların elverişli olmayan özelliklere sahip olanlara göre hayatta kalma olasılığı daha yüksektir. Bundan dolayı elverişli özelliklere sahip olmayan canlılar zamanla yok olurken elverişli özelliklere sahip olan canlılar nesillerini sürdürürler. Buna doğal seçilim diyorsunuz. Arkadaşlar güçlü olanlar hayatta kalırken, yaşamaya devam ederken zayıf olanlar ölür. Buna doğal seçilim kısacası. Bu şekilde de işte güçlü olan hayatta kalır. Örneğin yırtıcı kuşların bulunduğu bir adaya yüzer tane beyaz ve gri tavşan bıraktığımızda varsayalım bu adada gri tavşanlar kük renklerinden dolayı taş ve çalılıklar arasında gizlenebilirken beyaz renkli tavşanlar gizlenemez. Kuşlar tarafından avlanır. Zamanla adada gri tavşan nüfusunu artarken beyaz tavşan nüfusu azalır arkadaşlar. Varyasyon, varyasyon çeşitlenme demektir arkadaşlar. Bu genetik olay bir canlı türünün içinde bireylerin ya da grupların birbirinden farklı özelliklere sahip olmasına neden olur. Örneğin yeryüzündeki insanların hepsi temelde aynı genetik bilgiye sahipler ama genetik bilgilerin izin verdiği varyasyon potansiyeli sayesinde kimisi çekik gözlü, kimisi kızıl saçlı, kimisinin burnu uzun, kimisinin boyu kısa şeklinde varyasyonlar oluşmuş. Arkadaşlar varyasyon tür içi çeşitlilik kısacası doğal seçilim canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için ortama uyum sağlayan hayatta kalması uyum sağlayamalının yok olması. Şöyle bir örnekler verelim mutasyonu örnek verelim arkadaşlar bakın burada bir mutasyon geçirmiş varyasyon arkadaşlar doğal seçilim arkadaşlar bakın ikisi de böcek biri yeşil biri kahverengi yeşil böcekler doğal seçilim ne oluyor yeşil böcekler. Avlanırken kahverengi böcekler devam ediyor ve adaptasyon kahverengi böcekler yaşamına devam ediyor arkadaşlar. Bir örnek yapalım. Yalnızca bu örneğe bakılarak adaptasyonlarla ilgili ifadelerden hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Bir öğretmen canlılarda görülen adaptasyonlar için aşağıdaki örneği vermiş. Kutuplarda yaşayan kutup baykuşu, beyaz tüyleri, kutup ayıları ise beyaz kıllara sahiptir. Bu özellikler de kutup baykuşu ve kutup ayılarının yavrularında da olduğu bilinmektedir. Bu özellikler nesilden nesile aktarılır. Doğru arkadaşlar. Bakın yavrularında da diyor. Doğru. Farklı... Türler aynı yaşam ortamlarında benzer özellik gösterirler. Evet hem kutup baykuşu hem kutup ayıları aynı beyaz kıllara sahip olduğu için doğru. Adaptasyonu sağlayan özellikler kalıtsaldır. Evet yavrulara olduğu için kalıtsal. Kutuplardaki hayvanların rengini yalnızca çevre koşu beller. Hayır burada böyle bir şey görünmüyor.